bebeğimde aşı sonrası oluşan huzursuzluğu nasıl geçirebilirim? Yani en çok gördüğüm şey bu değil mi? Evet. Hafif bir ateşi olabiliyor, işte kolunda ağrı olabiliyor gibi. Evet. Ne yapsın izleyicilerimiz? Şimdi bazen bunu konuya değişik bir şekilde cevap vereceğim. Hocam diyor, çocuğun diyor bu aralar yemek yemiyor diyor ama diyor diş çıkarıyor. Ben de diyorum ya hanımefendi, beyefendi siz dişiniz çekildiğinde her zaman yediğiniz rahatlıkla yemek yiyebiliyor musunuz? Aynı konforda diyorum. Ha doğru haklısınız diyor. Ya şimdi düşünmek lazım. Netice itibariyle milimetrik bir şey de olsa buraya giriyor. Bu huzursuzluğu gidermenin en iyi yolu soğuk uygulama. Evet. Küçük güzel. Bebekse, emme çağındaysa bol emzirmek, ılık duş almak, evet. Çok zor da kalınırsa üzerine soğuk suyla bir tülbent, bir pamuğa hafif de alkol dökerek alkol soğuttuğu için koyuyoruz. Evet. Soğuk uygulamadır. Soğuk uygulama kolonya ile olabilir değil mi? Kolonya ile olabilir ama safi kolonya olmasın. Bebeklerin cildi çok ince olduğu için bu sefer ciltten alkol geçtiği için kana Evet. çocuk normalin üzerinde alkol olmuş olur. Hmm. Ama suyla ıslatıp üzerine de az miktar sepelenirse Tamam. böyle Güzel. Çok daha rahatlatır. Güzel. Çok mecbur kalırsak şimdi eskiden bu anlamda ben kendi çocuklarımdan örnek vereyim. Çocuklarda boğulmaca aşısı durdurulamayan ateş, inatçı ağlama. Hatta bazı çocuklarda havale epizotları geçirtiyordu eskiden. Ama bunu ortadan kaldırmak için teknoloji gelişti. Aseller boğulmaca aşısı geldi. Artık onu da görmüyoruz. Ben kendi çocuklarım 18 yaşında o dönemde aseller boğulmaca aşısı yoktu. Ben aseller boğulmaca aşısını çok zor şartlarda alıyordum. Ateş ve ağrı olmasın. Ama devletimiz o kadar güzel bir devlet ki şimdi hepsinin en güzelini, en sağlıklısını, en az yan etkisi olanı yapıyor. Mesela eskiden bazı aşılar onlu flakonlarda geliyordu. Şimdi öyle değil. Hepsi bireye özel. Evet, tekli. Bu şekilde geliyor. Sadece verem aşımız üretim teknolojisi olarak zor olduğu için o bir çoklu dozlarda geliyor. Onun dışında hepsi bireye özel, bebeğe özel, şahsa özel, kişiye özel olarak geliyor.